egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, Konuşan Bergama programı hoş geldiniz. Her cumartesi günü 13'te Konuşan Bergama programını gerçekleştiriyoruz hepinizin bildiği gibi. Bu hafta canlı yayın konuğumuz yok diyeceğim ama canlı yayın konuğumuz var, stüdyo konuğumuz yok. Telefonlarla konuklarımıza bağlanacağız bu hafta. Referandum sonuçlarını değerlendireceğiz. Kimleri alacağız telefona? Bergama Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu'nun sözcüsü Sayın Nuri Çiftçi, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sayın Hakan Koçtu, Bergama MHP İlçe Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Engin, Kınık AK Parti İlçe Başkanı Sayın Sami Molla Ahmet, CHP Alia İlçe Başkanı Sayın Özcan Durmaz ve Bergama Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönence telefon ile bağlanacağız. Referandum sonuçlarını değerlendirmelerini isteyeceğiz. Efendim Murat Bey. Özcan Bey iyi günler. İyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Alia İlçe Başkanı Sayın Özcan Durmaz şu anda yayınımızda değerli dinleyiciler. Özcan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Şu anda canlı yayındayız. egedesonses.com'da. Malum evet. Bir referandum sürecini geride bıraktık. Referandumu da geride bıraktık. Konuklarımızı canlı yayına alarak bu sonuçları değerlendirmelerini istiyoruz. Siz Alia CHP İlçe Başkanı olarak Alia'daki sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç cümle alabilir miyiz sizden? Elbette. Çok teşekkür ediyorum öncelikle fırsatı verdiğiniz için. Dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz Alia'da %66 oranında hayır, %34 oranında evet sonucuyla karşılaştık sandıklar açıldığında. Ben bu sonucu Alia için başarılı sayıyorum. Evet. Zira Alia'da hem MHP hem de AKP güçlü bir şekilde hayıra çalıştılar. AKP'nin arkasında bir devlet desteği var. Hiç tartışmasız. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Alia'da da vardı. Yine MHP'nin arkasında da tabii ki bir belediye desteği var. Her ikisi de çok güçlü bir şekilde çalıştılar. Hayıra Alia'da sahiplenen, en ciddi anlamda sahiplenen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ve sokakta da en güçlü şekilde çalışan parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Elbette hayıra destek veren birçok parti toplu kesimi oldu. Ancak lokomotifi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar olma avantajını kullanamadan ya da öyle bir avantaj sahibi olmadan bu çalışmalarını yürüttü. Hayır demenin neredeyse yasaklandığı psikolojik baskıyı, hayır diyenlerin en korkutucu şekilde yasalandığı ortamı da düşünürsek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alia'da elde ettiği başarı çok önemli başarıdır diye düşünüyorum. Ayrıca unutmayalım ki Alia küçük bir Türkiye'dir. Türkiye'nin evet. Her tarafından göç alan bir ilçedir. Küçük bir İstanbul'dur. Çok renkli bir mozaiğe sahiptir. Türkiye'nin genel davranışını yansıtan bir eğilimi vardır. Bu şartlar altında tabii ki Türkiye'deki orana yakın bir sonuç çıksa yadırganmazdı ama az önce de söylediğim gibi %66 ile ciddi ve önemli sonuç çıkardı Alia'da. Alia için durum böyle, bir de genele ilişkin bir iki cümle ile görüşünüzü alabilir miyiz? Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz bir siyasetçi olarak? Elbette geneliyle ilgili olarak kamuoyu da yakından izliyor. Hiç kuşku yok ki dinleyicileriniz de yakından izliyor. Evet. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir tablo değildir. Türkiye'de seçime olan, demokrasiye olan güveni ciddi anlamda yaralamıştır. Seçim sonuçlarının bu kadar tartışmalı hale gelmesi biraz getirilmiş olduğu kuşkusunu uyandırmaktadır. Zira sandıklara dağıtılan oy pusulalarında yaygın bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Sandık ihtiyaç miktarından fazla oy pusulası basılmış olduğuna göre sandıklarda sandıklara gönderilen oy pusulaları niye eksiktir? Daha sonra bu oy pusulaları birilerine verilerek elden ceplerine hayır düzeltiyorum evet şeklinde damgalanmış olarak verilerek sandığa mı gönderilmiştir gibi kuşkuları ortaya çıkarmaktadır. Bu kuşkuyu da destekler nitelikte biliyorsunuz sandık kurulu mührü olmayan pusuların geçerli sayılması yönünde bir
karar almıştır Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Bu seçim güvenilirliğini ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. Seçime olan güveni ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. Türkiye gibi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye verebilecek noktada seçim güvenilirliği ve geleneği olan bir ülkenin dünyadaki görüntüsünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla meşruiyeti tartışmalı bir seçim yaşadık. Ben burada bir kumpas kurulduğunu düşünüyorum gerçekten. Burada bir oy ve milli irade hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Zaten konunun araştırılmasının engellenmeye çalışılması, üstünün kapatılması da, kapatılmaya çalışılıyor olması da bu kuşaklarımızı ciddi anlamda destekliyor. Siz de izliyorsunuz. Partimiz yasal bütün yolları sonuna kadar kullanarak en azından seçimlerin iptal edilmesi yönde bir girişim içindedir. Yapılamıyorsa bile kamuoyunun buna güçlü bir şekilde dikkatini çekme girişimi içindedir. Yapılan milli iradenin gaspıdır. Halkımızın hakkının hukukunun gaspıdır. Biz de hem milli iradeye hem de halkımızın hakkının hukukuna sonuna kadar sahip çıkmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Sayın Özcan Durmaz, çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Ali Ağa, CHP ilçe başkanı Sayın Özcan Durmaz'ın görüşlerini aldık. Sıradaki konuğumuzu telefona bağlayalım. Bugün konuşan Bergama'da ben tek başımayım. Konuklarımıza tek tek telefon edeceğiz. Telefonumuzda şimdi AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sayın Hakan Koçlu var. Sayın Koçlu, merhaba. Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu hafta konuşan Bergama'yı telefonla yapıyoruz. Eyvallah. Telefonumu şöyle söyleyeyim. Şu anda bir köydeyim de. Evet. Bağlantıda sorun yaşanırsa kusura bakmayın. Sorun değil. Şu anda sizi gayet net duyabiliyoruz. Peki. Efendim, bir referandum geçirdik hepimizin bildiği gibi, bütün Türkiye'nin bildiği gibi. Bergama'daki sonucu Bergama AK Parti ilçe başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? %40-60 gibi bir sonuç çıktı. Siz, evet, AK Parti Bergama ilçe başkanı olarak bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle tabii ki referandum sonuçlarının ben tüm memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Çıkan sonuç Türkiye'nin hayrına olacaktır. Bunu zamanla inşallah milletimiz de takdir edecektir. Tabii hayır verenlerin de burada memleketimizde tedirginlikleri vardı, çekingenlikleri vardı. Evet. Okuluyla alakalı. Ama zamanla bunların hepsinin oradan kalkacağını emin olabiliriz. Memleketimiz için inşallah hayırlı olur. Tabii biz de bu süreç içerisinde size de program yapmıştık. Referandumla alakalı. Evet. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde teşkilatlarımız çalıştı. Yani tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de, Bergama'da da gece gündüz çalıştık. Vatandaşımıza referandumla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Evet. Milletimiz de bunu takdir etti. Bergama'mızda da takdir edildi. Referandum sonuçlarını %40'a %60 gibi bir oranla tamamladık. Memleketimiz için de hayırlar getirmesini inşallah temenni ediyorum ben Naz Bey. Peki İzmir'in hiçbir ilçesinde evet çıkmayışını, Bergama'da da %60 hayır, 40 evet çıkışını nasıl değerlendirmek, nasıl okumak mümkün? Ya bunu şöyle söyleyeyim, yapılan değişiklik, hükümet sistemindeki değişiklikle ilgili biz doğruları her yerde anlatmaya çalıştık. Ama biz maalesef hep yalanlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Yapılan anti propaganda, yani bu yalan propagandalar insanların aklında soru işaretleri uyandırdı. Biz bunları düzeltmeye çalıştık kampanya dönemince. Belki de bunun bir ürünü olabilir. Ama yapılan işin ne kadar doğru olduğunu önümüzdeki günlerde herkes takdir edecektir. Belki de evet'in bu kadar yani İzmir'de hiçbir ilçede önde çıkamaması bununla ilintili olabilir. Ama bundan sonra inanın bu sistem ülkemiz için çok büyük işlere imza atacağını ben
inanıyorum. Yine, vatandaşlarımız evet, öyle biz. Yine oy oranlarına baktığımızda son seçimle kıyaslandığında yine AK Parti'nin oyları bu referandumda da çıkan sonuç gibi görünüyor. Yani MHP'liler Bergama'da evet oyu vermemiş diyebilir miyiz? Bu sonuç çıkarmak mümkün mü? Sandıktan çıkan iki tercih vardı. Evet ve hayır. Bunların kimin evet verdiği, şunun hayır veya kimin hayır verdiği söz konusu olduğunda bunu biz ayırt edemeyiz sandıktan çıkan sonuçta. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem genel başkanı olsun hem il teşkilatları, ilçe teşkilatları bu konuda iyi niyetlerini ortaya koyarak da ellerinden geleni de yapmıştır. Ama vermiştir veya vermemiştir noktasında ona bir ayrım söz konusu olamaz. Çünkü sandığa gittiğinde herkes kendi hür iradesini kullanmıştır ve tercihini yapmıştır. Evet, şunun için söyledim. 1 Kasım sonuçları AK Parti Bergama'da 38.21, evet, evet sonuçları da 10'a yakın 40 gibi bir şey. Sanki dışarıdan çok az oy gelmiş gibi bir sonuç çıktığı için öyle söylemek gerekiyor. Dediğim gibi bunu ayırt etmek zordur Murat Bey. O yüzden bu gibi polemiklere girmek doğru değildir. O vermiştir, bu vermemiştir. Herkes niyetini ortaya koymuştur. Evet vereceklerdi, hayır vereceklerdi. Zaten kendilerini kamuoyunda deklare etmişlerdir. Hangi partiden olursa olsun. Yani bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup da evet verenler de vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olup evet veren de, hayır verenler de olmuştur. Ama bu herkesin dediğim gibi hür iradesiyle yaptığı bir seçim olmuştur. Ve gitmiştir. Sandıkta tercihini kullanmıştır. Türkiye'deki çıkan sonuçtan şüphesiz bir AK Partili olarak memnunsunuzdur ama Bergama'daki evet, sonuçtan bir kelimeyle özetleyecek olursak nasıl söylemeniz mümkün? Memnun musunuz? Elbette ki bu sonuç daha fazla çıkmalıydı. Bizim hedefimiz daha yukarıda yukarıdaydı. Hedeflerimizi daha yükseltmemiz gerekiyor. Yani eğer anlatamadığımız, eksik kaldığımız bir nokta varsa bundan sonra da biz bu sistemle alakalı olsun, ülkenin geleceğiyle alakalı olsun, her zaman anlatmaya hazırız vatandaşımıza. Evet. Sayın Koçlu, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyorum. Herkese saygılar, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, AK Parti Bergama ilçe başkanı Sayın Hakan Koçlu ile de konuştuk. Sıradaki konuğumuzu arayalım hemen. Milliyetçi Hareket Partisi Bergama İlçe Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Engin ile de sohbet edelim. Dinleyicilerin önünde böyle kendimiz çevirerek arıyoruz konukları. Sayın efendim. Sayın Engin, iyi günler. İyi günler. Şu anda canlı yayındayız. Sizinle de daha önce konuştuğumuz gibi egedesonses.com'da şu anda canlı yayındasınız. Milliyetçi Hareket Partisi Bergama İlçe Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Engin'le konuşuyoruz değerli dinleyiciler. Sayın Engin, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Buyurun. Evet. Efendim, referandum sürecini konuklarımızla, telefon konuklarımızla değerlendiriyoruz. Sizden de görüş alalım istedik. Milliyetçi Hareket Partisi Bergama İlçe Başkanı olarak Bergama'daki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Bergama'da beklenen bir sonuçtu. Biliyorsunuz bir blok oluşturuldu, hayır blok. Evet. Bu blokta bayağı bilginiz kesinlikle iddiada edilmeye çalışıldı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin karşısında olan grup karşısında şeyimiz bellidir. %42 bir oranla İzmir ortalamasının üzerinde İzmir Merkez 30 ilçesinde 3. sırada yer almıştır. Bu da başarılı bir sonuçtur. Artık millet kararını vermiştir. Bergama'daki sonuç sizce başarılı bir sonuç mu? Şimdi İzmir genelindeki ortalamaya bakarsak İzmir genelinin üzerinde bir sonuçtur. Bunu şimdiki tabii ki başarı veya başarısızlık olarak nitelendirmek mümkün mü mümkün değil mi onu biliyorsunuz, bir parti seçimi partisel bir olay değil, değişik etkenlerin değişik faktörleri insanları etkilediği bir dönemdi. Evet. Bizce başarılıdır, İzmir genelinin üzerindedir Bergama sonucu, Bergama'nın oranı. Biz başarılı olduğunu düşünüyoruz. Evet. MHP'liler Bergama'da da evet verdi değil mi size göre? Tabii ki. Evet, çıkan sonuç bunu mu gösteriyor diyorsunuz? Evet. Tabii ki her yerde olduğu gibi Bergama'da
evet diyen kardeşlerimiz olmuştur. Hayır diyen kardeşlerimiz de olmuştur. Ama ekseriyet. Pardon, anlayamadım. Ekseriyet. Peki evet, evet de olmuştur, hayır da olmuştur dediniz. Valla ben Bergama'ya çeşitli açık yürekliyle konuşmak gerekirse yarı yarıya bir şekilde bir evet hayır MHP tabanında olduğunu düşünüyorum. MHP'lilerin yarı yarıya mı evet hayır verdiğini Bergama'da düşünüyorsun? Ben, şahsi kanaatim. Bunu sayma imkanımız yok. Diğer, tabii canım, tahmin ediyoruz. Geçmiş dönemlerdeki seçim oranlarına da bakmamak gerekiyor. Evet diyen CHP'liler olduğu gibi hayır diyen AKP'li ve MHP'liler de oldu. Bunu da kabul etmek lazım. Bunun için CHP'lerin hepsinin hayır dediğini, AKP'li, AK Partili insanların da seçmenlerin de hepsinin de evet dediğini kabul edemeyiz. Bu şimdi herhalde gözlemlediğimiz bir konu. Daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş insanlar, bazı insanların biz bu seçim referandum oylamasında hayır verdiğini gördük. Evet. Sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarından. Daha önceki seçimlerde CHP'ye oy vermiş seçmenlerin bir kısmının evet dediğini de gördük. O nedenle bunu bir partisel bazda şu evet dedi, şunun tabanı hayır dedi, bunun tabanı evet dedi şeklinde bir tahsise gitmek bence mümkün değil. Evet. Doğru sonuca ulaştırma. Anladım. Ama İzmir ortalamasına göre çıkan sonuç başarılıdır diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi İzmir'de biliyorsun %35'ten bir şey var. Bergama'da bu oran %42'ye yakın bir oran. Bizde bir sıkıntı yok. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Bu işte, kim evet dedi, kim hayır dedi, tartışmalarını sayılıp bundan sonra ülkenin artık önüne bakması gerekiyor. Peki Sayın Engin, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için yayınımıza iyi günler diliyorum. İyi günler olsun. Sayın Engin'le konuşurken az önce ulaşamadığımız Bergama Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu sözcüsü Sayın Nuri Çiftçi aramış. Tekrar ona dönelim değerli dinleyiciler. Şu anda canlı yayındayız Sayın Çiftçi. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Duyuyorum. Sevindim, teşekkür ederim. Efendim, konuklarımızla, canlı yayın konuklarımızla referandum neticelerini değerlendiriyoruz. Özellikle Bergama'da tabii. Siz Bergama'da Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu'nun sözcüsüydünüz referandum sürecinde. Evet. Malum evet. Referandum artık geride kaldı. Ama tabii bu geride kaldı ama sonuçları var tabii. Bütün Türkiye'nin konuştuğu Bergama'da da sonuçları var. Bergama'da 60'a 40 gibi yuvarlamak gerekirse 60'a 40 gibi bir sonuç çıktı hayırların önde olduğu. Evet. Siz nasıl efendim değerlendiriyorsunuz Bergama'daki sonucu? Şimdi ben hem bizleri dinleyen dinleyicilerimize saygılar sunuyorum, hem size saygılar sunuyorum. Oradaki konukları da bilmiyorum. Şu yok anda. Konuk yok. Sadece telefon bağlantıları yapıyorum. Ha, telefon bağlantıları. Onlara evet. Da saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Bergama'da biz başarılı olduk. Yani şöyle söylediğimizde, evet. Yani en son 1 Kasım seçimlerine baktığımızda AKP-MHP koalisyonunu diyelim %51.1 oyu var. Şu anda biz aşağı yukarı %60'a yakın bir oy aldık. O yüzden biz ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaştık ve başarılı olduğumuza inanıyorum. Ama şeye bakarsanız, Türkiye geneline bakarsanız, ya şu bu referanduma insanların şu yüzden bile hayır demeleri yeterli neden. Haksız bir rekabet. Devletin uçakları, devletin arabaları. Bir önceki programlarda da konuşmuştuk. Evet. İşte okullara 20 kişi götüreceksin. İmamlara, cemaati, kendiniz, çoluk çocuk katılacaksınız gibi mesajlar. Yani bu nedenlerle bile, bırakın tek adamlığı, hayır demek vatandaşlar için çok doğru bir olay. Yok böyle bir haksızlık. Yok böyle bir haksız rekabet. Ve ben Türkiye Eğitim Senli arkadaşlarla görüştüm. Türkiye Eğitim Senli arkadaşların hiçbir tanesine görev verilmemiş. Sandıkları dolaştım. 20 yıl görev yaptığım Bergama'da sandık başkanlarının hiçbirini tanımıyorum. Zaten referandumda bu mühürsüz oylar, dün de belirttiği gibi MHP Kayseri Milletvekilinin, evet, bilinçli yapılmış bir hareket. Şayet hayır önde çıksaydı, ki bana göre şu anda hayır önde, Bergama'da olan
sayıdan geçersiz oy olan 1600'e yakın bir oy var. Ben bunların da büyük bir kısmının hayır oyları olduğuna inanıyorum. O yüzden bence Yüksek Seçim Kurulu da şu anda kesin sonuçları açıklamadı daha henüz. Evet. Tüm Türkiye'den gelecek itiraz edilen sandıklarla. Siz sonucun değişmesini bekliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu kesin sonucu açıklasa da siz değişmesini bekliyor musunuz? Umut ediyor yani, musunuz? Biraz zor olsa da bekliyorum tabii yani. Artık ileri demokrasi nasıl bir demokrasi ise bekliyorum, değişebilir yani sonuçlar. Evet. Mesela dün açılan iki sandıkta 150 tane hayır oyu çıktı. Fazla. O yüzden ben seçim hala referandum sonuçlarının değişebileceğine inanıyorum. Ha, bu sefer de Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumu bu mühürsüz oylar nedeniyle iptal edebileceğini düşünüyorum. Yani o kadar adaletsiz, o kadar çaresiz bir durumda ki bu artık biz insanlarımız, dediğim gibi haksız bir rekabet var. Devletle mücadele ediyorsun artık. Siyasi partilerle, şunlarla bunlarla değil yani. Az önce yani, evet. Evet, sandık başkanlarına kadar artık planlanmış, programlanmış bir referandumla karşıya idik yani. Siz Bergama'daki sonucu hayırcılar açısından başarılı buluyorsunuz platform sözcüsü olarak, ama sizden önce, gerçi ilk önce sizi arayacaktım ama ulaşamadığım için onları aramaya koyuldum. AK Parti İlçe Başkanı Sayın Koçtu ile MHP, sizin partinizin Bergama İlçe Başkanı Sayın Engin, çıkan sonucu Bergama açısından başarılı bulduklarını söylediler. İzmir ortalamasına bakıldığında. Siz mi başarılısınız, onlar mı başarılı şimdi? Bakın şimdi 1 Kasım seçimlerinde... Onu baz almamak gerek diyorlar. Neyi baz alacakmışız? Sayın Engin dedi mesela özellikle az önce. Yani, neyi baz almamız gerekiyormuş? Yani o 7 Haziran'a gidelim. Yani şu anda hayır %60 diyelim. Evet, evet. %40. 1 Kasım seçimlerine baktığımızda hayır cephesi %46, evet cephesi %52 gibi. Bu arada biz vatandaşı daha ikna edebildiğimize, gerçi vatandaşın ikna olmasına da gerek yok. Yani ülkesini seven, AKP'den nemalanmayan gruplar bu referandumda hayır demesi gerekiyordu. O açıdan bakarsanız başarılı değiliz. Ama rakamlara bakarsanız başarılıyız yani. Bergama'daki sonuca tekrar gelecek olursak. Bergama'da sonuca gelecek olursak biz başarılıyız. Yok yok. Siz mutlaka sayısal olarak başarılısınız da %40 çıkan evetçiler de kendilerini başarılı addediyorlar ilçe başkanlarından az önce dinlediğimiz kadarıyla. Yani o onların görüşüdür. Saygı duymaktan başka yapabileceğini. Herkes diye. Başarılı yani. Yani biz başarılıyız. Ama dediğiniz gibi bu seçimlerde herkes bir defa evet demeliydi. Çünkü vatandaşı ilgilendiren, ülkenin önünü açacak, hani 17 Nisan'da şahlanacak. Herkes hani, evet mi demeliydi? Herkes hayır demeliydi. Hayır demeliydi. Evet, yanlış evet. Oldu. Herkes hayır demeliydi. Çünkü zaten ben daha önceki radyo programlarında da konuşmuştum. %52'lik, %55'lik evet ya da hayır artık ülkenin tamamen bölünmüşlüğünü gösteriyor. Bir grup insan bir tarafta, bir grup insan bir tarafta. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor artık. Bu da çok tehlikeli bir olay yani. Evet. Yani bu ülkenin bölünmüşlüğünü gösteriyor. Daha önceki radyo programlarımızda da ben dile getirmiştim efendim. Çıkan Bergama'daki sonuçtan bahsediyorum yine. Rakamlar bize önümüzdeki 2019 yerel seçimleri için bir ışık tutuyor olabilir mi? Yerel seçimler aklınıza bir şey geliyor mu? Yerel seçimler farklı olabilir. Adaylar değişik yerlerden oy alabilirler. Ama mahalli seçimler için ışık tutuyor diyebiliriz. Yani MHP ile AK Parti'nin oyu %40. Yani genel seçimler için yani ya da erken bir seçim yapılacak olursa ikisinin oyu %40. Demek ki daha önce %51'lerde oy almışlar. %10 erimişler yani. Evet. Yani. Sayın Çiftçi, çok teşekkür ediyorum size de yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar olsun. Teşekkür kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.
Sayın Nuri Çiftçi ile de konuştuk. Bergama Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu'nun sözcüsüydü. Seçim referandum sürecinde Kınık AK Parti ilçe başkanı Sayın Samimoğlu Ahmet'i de arayalım. Sonra Sayın Belediye Başkanı ile de görüşeceğiz. Sonra yayınımızı sonlandırırız yavaş yavaş değerli dinleyiciler. Sami Bey, iyi günler. İyi günler. Şu anda canlı yayındayız Sayın Samimoğlu Ahmet. Beni duyabiliyorsunuz değil mi efendim? Evet, buyurun. Efendim, konuklarımızla tek tek referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. Tüm Türkiye'de referandum sonuçları konuşulduğu gibi Bergama'da, Kınık'ta, işte yakın çevremizde de konuşuluyor. Yayın kanalımız aracılığıyla da nihayetinde. Efendim, Kınık AK Parti ilçe başkanısınız siz. Siz evet. Kınık'taki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu özellikle Kınık'taki sonuçlar açıklandıktan sonra akla ilk gelen soru şu oldu. Ya Kınık'a bu kadar yatırım yapılırken Kınık ki bu sonuç acaba nasıl bir sonuç sorusu akla geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçta tabii takdir milletimizindir. Evet. Bunlar olsun güzel yani. Sonuçlar her zaman daha iyi de olabilir, daha da kötü olabilir. Bu sonucu yani, bekliyor muydunuz siz? Böyle bir rakam bekliyor muydunuz Kınık'ta? Yani ya 2-3 puan üstünde bekliyorduk. 2-3 puan çok bir şey değil 2-3. O zaman. Değil yani. Sonuçta karşıdaki 35, şu var. 35, siz 38 falan mı bekliyordunuz? 38-40 arasında bir sonuç bekliyorduk ama milletimizin takdiri buymuş. Ne yapalım? İnşallah önümüzdeki seçimler için daha iyi olması için mücadele edeceğiz. Evet. Yani her sonuç kendine göre iyidir ama daha iyi olabilir, daha da kötü olabilir. Milletimiz böyle takdir etmiştir. İnşallah bundan sonraki daha iyi olacaktır. Bunun olması için mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da sorabilir miyim? Yapılanları mı Kınık'ta çok iyi anlatamadık diye düşündüğünüz oldu mu? Hiç bununla da ilişkilendirdiniz mi rakamları görünce? Yok. Yapılanları anlatamamakla ilgili bir sıkıntımız yok da yapılanlar daha yeni yeni yapılma aşamasında, uygulama aşamasında yani kullanma aşamasına geçilmediği için vatandaşımız daha net olarak bazı siteleri görmemiştir. Yoksa ama. Yoksa politik yapısı da mı bunda çok etkili oldu? Nasıl? Politik yapısı da Kınık'ın bunda çok mu etkili oldu yoksa? Ya tabii politik yapısı etkili oldu. Ufak tefek sebepler var. Değerlendiriyor onları biz yönetim kuruluna ve teşkilatımıza değerlendiriyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok ama yani uygulamaya yapılan yatırımlar zaten ancak 2014 genel seçimlerine kadar net sonuca ulaşacak vatandaşımızın kullanımı nasıl kullanacağı için şu an hepsi biliyorsunuz uygulama 2019, aşamasında. Evet. Kullanma aşamasına daha geçmediği için birçok arkadaşımız da yani bir de geçmişte siyaset biliyorsunuz Kınık'ta da Türkiye'de de geçmişte yani sadece uygulamalarla kalıyordu. Kullanım aşamasında vatandaş çok geç ulaşıyordu. Biraz da o konuda vatandaşın hala kullanıma ne zaman geçilecek veya da geçilememe gibi bir böyle bir izlenimi de vardı ama Allah nasip ederse doğalgazı işte yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Kınık'ta 2-3 tane şu an abone yapıldı bu yaz sonuna kadar da tam teşekküllü kullanıma geçecek. Devamında yani belediye başkanımız öncülüğünde biliyorsunuz başbakanımızın desteğiyle evet. Hastane ve TOKİ konutları da aynı şekilde son hızla devam ediyor. Onlar kullanılmaya başlandıktan sonra yani bunun meyvesini hep birlikte alırız diye düşünüyorum. Halkımız takdir eder diye düşünüyorum. Hizmetler evet yapılıyor ama daha hepsini net kullanmaya başlamadık diye ya ne çok iyi yani, anlamamış olabilirsiniz. Ya tabii yani kullanmaya gözle görünmez daha evet. Birçok mesele. Yani valla iyi sonuçlardan bir şikayetimiz yok. İnşallah daha iyisi olacak. Olması için de mücadele edeceğiz. Sonuç olarak yani siz beklediğinizin 2-3 puanın altında aldınız. Çok fazla aynen bir değişiklik öyle. Yok. Yani peki. Oy veren bütün arkadaşlarımıza, takdir eden bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Peki. Vermeyenleri de, takdir etmeyenleri de takdir edilmemiz için ne gerekiyorsa elimizden yapacağız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde onların da takdirini kazanmaya çalışırız. Sayın Molla Ahmet çok teşekkür ediyorum size de. Oldu, biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah'a Kınık AK Parti ilçe başkanı Sayın Sami Molla Ahmet ile de görüştük. Bir konuğumuz daha kaldı. Onunla da konuşalım. Bergama Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönenç'e de telefonla bağlanalım. Bergama Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönenç şu anda telefonun diğer ucunda. Sayın Başkan iyi günler efendim.
Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, az önce arayıp ulaşamamıştık. Ara verdikten sonra ulaştık. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Başkan, bugün konuşan Bergama'da bir değişiklik yapıp tek tek konukları telefonla arıyoruz. En son da sizi aradık. Referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. Bergama'daki sonuçları. Özellikle siz Bergama Demokrasi için Güç Birliği platformunun da bir üyesi olarak, aynı zamanda hayır verenler tarafında yer alan bir kişi olarak ve de Bergama Belediye Başkanı olarak Bergama'daki sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tabii daha önceki referandum sonuçlarına baktığımızda şu andaki sonuçlar aşağı yukarı Bergama için normal diyebileceğimiz, beklenen bir tablo olarak yorumlayabileceğimiz sonuçlar. Ben bu referandumda 1-2 puan daha gerçekçi olmak gerekirse hayır oylarının fazla çıkacağını öngörüyordum. Daha önce sizin yayında da paylaşmıştım. %62 civarlarında bir beklentim vardı. 59,5 çıktı. Tabii seçmenin takdiri ama tabii önemli olan Türkiye genelindeki sonuçlar. Bergama'daki seçmenlerin çok büyük bir ağırlıkla önümüze gelen bu dayatmaya hayır dediğini gördük. Evet. Tabii ki Türkiye'deki durum da aslında benzer. Evet. Çok tartışılan bir şey var. Sonuçların meşruiyeti konusunda, Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamaları konusunda hoş olmayan şey de biraz o oldu aslında. Sonuçta demokratik yolla yapılan bir referandumun sonuçları konusunda bir şeffaflığın olmaması, bu konuda bir takım kafalarda kuşkuların, endişelerin olması demokrasi açısından sağlıksız bir durum ve bundan sonraki belki de bütün seçimlerde, bütün referandumlarda da insanlar sandığa giderken hep bu soru işaretiyle, bir acabayla gidecek. Bu açıdan bağımsız olması gereken kurumların yıpranması belki ülke için en tehlikeli sonuçlardan birisi. Umarım bu tahribat kısa sürede giderilir. Bence bu referandum sonuçları kadar önemli bir şey. Evet. Ama Bergama için belki şunu da söylemek gerekir son olarak. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi evet konusunda bir mutabakatı ve ortak çalışması vardı. Evet. Ama tabii Bergama ölçeğinde buna baktığınızda referandum sonuçlarının AKP artı MHP %40 ettiğini görüyoruz ama yerel seçimlerde bu bloğun oyu %60'ın üzerindeydi. Baktığımızda ciddi anlamda bir oy kaybında geçerli olduğunu düşünüyorum o siyasi partiler açısından. Her ne kadar bu bir siyasi parti seçimi olmasa bile her iki parti de kurumsal kimlikleriyle evet konusunda yoğun bir kampanya ve çalışma yürütmüştü çünkü. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, konuşan Bergama bu hafta böyle oldu. Telefon bağlantılarıyla gerçekleştirdik. Referandumun ardından sonuçları konuklarımızla, canlı yayın konuklarımızla değerlendirmeye çalıştık. Demokrasi için Güç Birliği Platformu Sözcüsü Nuri Çiftçi, Bergama AK Parti İlçe Başkanı Sayın Hakan Koştu, MHP Bergama İlçe Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Engin Kınık, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Sami Molla Ahmet, CHP Ali İlçe Başkanı Sayın Özcan Durmaz ve Bergama Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönenç ile telefon bağlantıları yapmak suretiyle referandumun ardından Bergama ve yakın çevresindeki sonuçları da değerlendirmiş olduk. İlçe başkanlarının ve Sayın Belediye Başkanı'nın bu konudaki görüşlerini almış olduk değerli dinleyiciler. Konuşan Bergama bu haftada bu kadar. Bir sonraki programda birlikte oluncaya dek hoşçakalın. egedeson.com